Arkadaşlar merhaba, ben Suat Hoca. Merhaba arkadaşlar, ben de Ekrem Hoca. Bugünkü dersimizin konusu sözcükte anlam. Arkadaşlar sözcükte anlamı 3 farklı başlıkta işleyeceğiz. Ekstradan üstüne çok anlamlı konusunu da anlatacağız. Birinci başlığımız gerçek anlam, ikinci başlığımız mecaz anlam, üçüncü başlığımız terim anlam, dördüncü başlığımız da çok anlamlık. Gerçek anlam bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına deniyor arkadaşlar. Mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlama söyleniyor. Terim anlama geçecek olursak sanat, spor, meslek ya da bilim dallarıyla ilgili kavramları karşılayan özel anlamlı sözcüklere söyleniyor. Çok anlamlılık az önce de dediğimiz gibi farklı bir konu ama bunu da işleyeceğiz. Bu ise dilimizde bir sözcük pek çok anlamda kullanılabiliyor. Evet, buna da sözcüklerde çok anlamlılık deniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci başlığımız demin de söylediğimiz gibi gerçek anlam. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. Örneklerden anlatmaya çalışırsak, soğuk su içince hasta olmuş. Soğuk kelimesinin altını çizmişiz ve bunun ne olduğunu araştırıyoruz. Soğuk kelimesi sıcağın tersi, yani sıcak olmayan, ısı olarak düşük olan anlamına geliyor. Burada soğuk dediğimizde gelen aklımıza ilk gelen şey ne? Suyun soğuk olması, üşümek. Burada o anlamda mı kullanılmış? Evet, soğuk kelimesi burada o anlamda kullanılmış. O zaman bu bir gerçek anlamdır. Çocuğun çantası çok ağırdı derken de buradaki ağırdı sözcüğü arkadaşlar dikkat ederseniz yük olarak oldukça fazla anlamında kullanılmış. Haliyle burada da akla gelen ilk anlama uygun olduğu için gerçek anlamda kullanılmış. Şimdi kavrama sorularıyla devam edelim. İhtiyar adam sırtındaki çuvalı yavaşça bıraktı. Bıraktı kelimesi burada sırtındaki bir yükü ya da elindeki bir yükü yere koymak anlamında kullanıldığı için bizim de aklımıza bıraktı derken ilk bu geldiği için burada gerçek anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Aşırı sıcaklar yüzünden ormanlarımız yandı derken yandı sözcüğüne iyi bakalım arkadaşlar. Ateşle tutuştu anlamında kullanıldığı için ve ilk okuduğumuzda da ilk aklımıza bu geldiği için bu da gerçek anlamdır arkadaşlar. Bu kadar zor soruyu nereden buldun? Zor deyince aklımıza hemen çözülmesi kolay olmayan, uğraştıran anlamı geldiği için burada da o anlamında kullanıldığı için evet bu da gerçek anlamdır. Karanlıkta evin yolunu bulamadım derken arkadaşlar dikkat ederseniz yolunu sözcüğünün altını çizdik. Buradaki yol bildiğiniz yürüdüğünüz yoldan bahsettiği için ve aklınıza da ilk bu geldiği için tabii ki bu da gerçek anlamdır. İkinci başlığımız mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlarına mecaz anlam denir. Unutmayın, gerçek anlamından tamamen uzaklaşması gerekiyor. Oltadaki balık çırpınıyordu derken dikkat ederseniz çırpınıyordu sözcüğü burada gerçek anlamıyla kullanılıyor. Neden? Çünkü çabalıyor, hareket etmeye çalışıyor anlamında. Peki bize yardım etmek için çırpınıyordu derken burada arkadaşlar mecaz anlamında kullanılıyor. Yani tutup da biri size yardım etmek için işte sağa sola çırpınacak, işte sağa sola hareket edecek böyle bir anlam herhalde düşünmüyorduk değil mi? Tabii ki bu da mecaz anlam oluyor. Bu çanta hafiftir. Hafif sözcüğün altı çizilmiş ve bize burada hafif sözcüğün ne olduğu sorulmuş. Hafif, ağır olmayan, yani herkesin kaldırması, herkesin çok rahat kaldırabileceği şey anlamında kullanılmış. O yüzden burada gerçek anlamındadır. Ama eğer dikkat ederseniz uykusu çok hafiftir sözcüğünde. Hafif kelimesi yine burada da çizilmiş altı. Burada bize ne olduğunu soruyor. Buradaki hafif bir üsttekinden farklı bir şey. Burada uyku kaldırılabilen bir şey değildir. Ya da uykunun hafif ortası ağırı yoktur. O yüzden kilogramda ölçülebilen bir şey değildir. O yüzden burada hafif gerçek anlamdan tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam kazanmış. Burada uykusu hafiftir derken küçük bir çıt sesinde bile uyanabilir anlamında kullanılmış. O yüzden hafif burada mecaz anlamdır. Evet arkadaşlar, sıra sende kısmındayız. Burada ilk cümleyi diyelim ki okudunuz. Bakalım doğru yapabildiniz mi? Şimdi de beraber bir inceleyelim. Uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu.
cümlesinde arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki havuzda denizdeki gibi yüzmekten bahsetmiyoruz. Gerçekten çok borcu var anlamında kullanılmış. Haliyle mecaz. Bu seferki çok dişli bir rakip. Burada dişli ağzında dişleri olan kişi anlamında kullanılmamış veya bizim organımızın bir parçası anlamında kullanılmamış. Burada dişli bir rakip, evet karşımızdaki rakip çok güçlü, kolay kolay yenebileceğimiz biri değil. O anlamdaki sözcük olan dişli kullanılmış. Bu yüzden dişli burada tamamen uzaklaştığı için gerçek anlamında mecazdır. Evet arkadaşlar, sıradaki cümleye baktığımızda uçağa yetişemezsem yandım. Eminim buradaki yandım cümlesinde yani yandım sözcüğündeki ifadeyi hepiniz doğru yapacaksınız. Evet arkadaşlar, hepinizin de düşündüğü gibi buradaki yandım ormanın yanması gibi bir şey değil. Gerçekten çok üzüleceğim anlamında kullanıldığı için bu da mecazdır arkadaşlar. Arkadaşım açık fikirli bir insandı. Burada açık kelimesi üstünde bir şey olmayan yani fikrin üstü kapalı olmayan fikir anlamında mı kullanılmış? Hayır. Üstü açık anlamında mı kullanılmış? Hayır. Burada açık fikirli derken yeni fikirlere açık olma, yeniliklere açık olma anlamında kullanıldığı için açık burada mecazdır. Evet arkadaşlar, üçüncü başlığımız ise terim anlamdı. Peki terim anlam neydi? Sanat, spor, meslek ya da bilim dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan özel anlamlı sözcüklerdi arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Bir sözcüğün cümledeki kullanımı onun terim anlam olup olmadığını belirliyor arkadaşlar. Annem perdeleri takmam için beni çağırdı. Bakalım burada. Buradaki perde evimizdeki perde. Evimizdeki perdeden bahsettiği için bu aklımıza gelen ilk anlamı yani gerçek anlamı. Ama tiyatromuz 3 perdeden oluşuyor derken buradaki perde evimizdeki perde değil. Buradaki perdeden kastı tiyatroda verilen aralar. Tiyatroda her araya bir perde denir. Oyun 2 perdeden oluşuyorsa bir ara vardır. 3 perdeden oluşuyorsa 2 ara vardır. Burada bahsettiği perde tiyatrodaki ara anlamındaki perde. Ve buradaki perde sadece tiyatroda kullanılır. Başka yerde, sporda, futbolda hiçbir yerde kullanılmaz. Sadece tiyatroya özgü olduğu için bu da terim anlamlıdır. Evet arkadaşlar, sıra sende kısmındayız. Şimdi cümlelerimize iyi bir bakalım. İki noktadan tek doğru geçer derken noktadan ve doğru sözcüğünün altını çizdik. Tahmin ettiğiniz gibi bunlar terim anlamdır arkadaşlar. Buradaki iki nokta iki ayrı noktayı ifade ediyor ve buradaki doğru sözcüğü ise matematiksel bir düz çizgi anlamında kullanılan sözcüktür arkadaşlar. Sahnenin dekoru oldukça etkileyicidir. Buradaki dekor kelimesi de sahnedeki eşyalar anlamında kullanıldığı için dekor kelimesi sadece tiyatroda ve sinemanın belli alanlarında kullanıldığı için burada terim anlamlıdır. Evet arkadaşlar, sıradaki cümlede altı çizili değil ama hepinizin terim anlamları bulduğuna eminim. Terim anlamları diyorum çünkü burada iki tane terim var arkadaşlar. Yapım ekiyle türetilmiş sözcüklere gövde denir. Dikkat ederseniz buradaki gövde bir insan gövdesi değil arkadaşlar. Sözcüğün türetilmiş olduğunu belirten bir sözcük. Peki diğer yapım yani baktığınız zaman diğer terim anlam ne? Tabii ki yapım eki arkadaşlar. Yapım eki de Türkçe'de aynı şekilde bir terim sözcüktür. Eserin notaları çok zor çalınıyordu. Burada baktığımızda terim anlamı herkesin bulduğuna eminim. Herkesin de tahmin ettiği gibi buradaki terim anlamlı sözcük notaları. Arkadaşlar nota bir müzik eserinin nasıl çalınacağını işaret eden anahtarlardır. O yüzden nota kelimesi sadece müzikte kullanıldığı için burada terim anlamıyla kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, yine sıra sende ile devam ediyoruz. Dikkat ederseniz artık 3 tane ayrı başlık altında konuları birleştireceğiz ve yapmaya çalışacağız. İlk cümlemiz şu. Sinemaya gitmekten vazgeçince aldığımız biletler yandı. Hepinizin bunu doğru tahmin edeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, buradaki yandı az önce de bahsettiğimiz gibi ormanların yanması gibi bir şey değil. Tutuşmakla alakası yok. Yani biletler iptal oldu. Biletleri kullanamıyoruz anlamında olduğu için mecaz anlamdır. Tüm caddeler ve sokaklar bayraklarla süslenmişti.
Burada bahsedilen şey etrafın güzelleştirilmesi olduğu için burada süslenmişti, gerçek anlamında kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bir diğer cümlemiz eserin notaları üzerinde biraz daha çalışmalısın. Evet, hepinizin bunu da doğru tahmin ettiğini biliyorum arkadaşlar. Çünkü az önce de konu notlarında biz size söylemiştik. Notaları derken arkadaşlar, notanın artık bir müzik terimi olduğunu iyi biliyoruz. Kapıyı kapadı ve masasına doğru ilerledi. Arkadaşlar, burada kapıyı kapadı derken kapatmak, yani aklımıza gelen ilk anlamında kullanıldığı için gerçek anlamdır. Eklendiği sözcüğün yapısını değiştiren eklere yapım eki denir. Evet arkadaşlar, yapım eki tahmin ettiğiniz gibi bir Türkçe terimidir. Türkçe'ye özel bir sözcüktür. Telefon çaldığında heyecandan yüreğimiz ağzımıza geliyordu. Burada heyecan derken küçük bir mutluluk, küçük bir telaş, endişeyi kapsıyor ve bildiğimiz heyecandan hiçbir farkı yok. O yüzden buradaki heyecan bizim bildiğimiz heyecanın aynısı olduğu için gerçek anlamdır. Tünelin ağzında arabamız yavaşlamıştı. Arkadaşlar, buradaki yavaşlamak hız olarak hızın azalması anlamında kullanıldığı için ve aklımıza ilk gelen doğru olduğu için bu da gerçek anlamdır. Hala ailesinin gölgesi altında yaşıyordu. Arkadaşlar, burada gölge bildiğimiz güneşin altında oluşan gölge değil. Burada ailesinin gölgesi altında derken ailesine bağlı, hala ekonomik olarak özgür değil ve ailesiyle beraber yaşıyor anlamında, ailesinden destek görüyor anlamında kullanıldığı için burada gölge artık gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış ve mecaz anlam olmuştur. Çok anlamlılık. Arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz konuların dışında çok anlamlılığı dedik ki farklı bir konu olarak işleyeceğiz. Peki çok anlamlılık nedir? Sözcüklerin zaman içinde farklı nedenlerle değişik durumlar için kullanılması bir sözcüğün birden fazla anlam taşımasına neden oluyor. Peki bu konu olarak ne oluyor? İşte çok anlamlılık. Örnek olarak şunları verelim. Elindeki koliyi yere bıraktı. Arkadaşlar, bıraktı sözcüğü burada elde bulunan bir şeyi artık tutmamak anlamında kullanılmış. Peki ikinci cümlemize bakalım. Pikniği önümüzdeki haftaya bıraktık. Burada ne anlamı var? Evet arkadaşlar, ertelemek anlamı var. Peki çok anlamlılık deyince sadece iki anlam mı gelecek? Hayır, üç anlamda olabilir, dört anlamda olabilir, beş anlamda olabilir. Sıradaki cümlemizde buna bir örnek. Oğluna bu binayı bıraktı derken, bıraktı sözcüğü arkadaşlar burada miras kaldı anlamında kullanılmış. Ve burada dikkat edersek 3 tane farklı bıraktı sözcüğü var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer sıra sizde. Siz de tahmin ediyorsunuz. Bakalım buradaki örneklerimize devam edelim. Cebindeki kağıdı çıkarıp çöp kutusuna attı. Attı derken arkadaşlar burada atmak, fırlatmak anlamında kullanılmıştır. Devam edelim. Yazın gelmesiyle üzerimizdeki kazakları attık. Buradaki atmak, çıkarmak anlamında kullanılmıştır. Yeni okula gelişimiz 2 ay sonraya atıldı. Arkadaşlar, buradaki atıldı sözcüğü ise ertelendi anlamında kullanıldı. Peki bir de diğerine bakalım. Askerlik arkadaşıma yıllar sonra mektup attım, gönderdim, yolladım anlamında kullanılmış. Devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir kelimeyle. Suçlu olay yerinden kaçmış. Buradaki kaçmış derken olayın yaşandığı mahalleden ayrılmak, oradan görünmeden gizlice gitmek ve sıvışmak anlamlarında kullanılmıştır. Ailemiz yoksullara yardım etmekten kaçınmaz derken ise arkadaşlar burada yardım etmekten esirgemez kendisini gibi bir anlam var. Evet, devam edelim. Dün gece yine uykum kaçtı. Arkadaşlar, burada uykusunun kaçmasından anlattığı şey uykusunun bir anda gitmesi, yani ortadan yok olması demektir. Borudan su kaçıyor derken arkadaşlar buradaki kaçıyor ifadesi sızıyor anlamında kullanılmış. Evet arkadaşlar, şimdi sözcükte anlamın yeni bir konusuna geçiyoruz. Burada soyut ve somut anlamı işleyeceğiz. Somut anlam, duyu organlarımızla varlığını kanıtlayabildiğimiz sözcüklerdir. Soyut anlam ise duyu organlarımızla varlığını kanıtlayamadığımız ama var olduğuna inandığımız varlık, duygu ve benzeri kavramlar. Arkadaşlar, somut ve soyut anlam eğer karışıyorsa, ki birbirlerine çok benziyor, şöyle bir tüyo verelim size. Somut anlam derken dikkat edersek ortada M harfi var.
ve bunu madde olarak düşünelim. Maddenin varlığı. Peki soyut anlama bakalım. Burada ise ortada bir Y harfi var. Yani yok. Madde yok gibi düşünelim. Müzik kulaklarımızı tırmalamaya başladı derken müzik arkadaşlar duyulabilir. Güneş bulutların arkasında kalmıştı derken burada güneş bizim görme duyumuzla gördüğümüz bir şey olduğu için varlığını kanıtlayabiliyoruz. O yüzden güneş somuttur. Soğuk havalarda dışarı çıkmayı hiç sevmem derken soğuk havayı tenimizle hissedebiliriz arkadaşlar. Karanlıkta yürümek zor oluyor. Burada karanlıkta gözle görülebilen, daha doğrusu gözle artık göremediğimiz bir şey olduğu için burada karanlıkta somuttur. Gelelim soyut anlama. Soyut anlam ise 5 duyumuzdan herhangi biriyle algılayamadığımız ancak var olduklarını akıl, inanç ve sezgilerimizle kabul ettiğimiz kavramları karşılayan sözcüklere söyleniyor. Evimizde huzur dolu bir ortam vardı. Huzuru bizzat gözlerinizle göremiyorsunuz ama onu hissedebiliyorsunuz. Kıskançlık kötü bir huydur. Arkadaşlar kıskançlığı göremezsiniz, duyamazsınız, işitemezsiniz. Bunların 5 duyu organımızın hiçbiriyle varlığını kanıtlayamazsınız. Ama var olduğunu bildiğiniz için kıskançlık da soyuttur. Mutluluk çok uzakta değil. Derken arkadaşlar biz mutlu insanları görebiliriz ama mutluluğun kendisine ne dokunabiliriz ne ısırabiliriz. Yani öyle bir şey olmadığı için buradaki mutluluk soyuttur. Her zaman dürüst bir insan olmayı tercih ederim. Dürüst kelimesi burada koklanabilen bir şey değil, dokunulabilen, görülebilen bir şey değil ama var olduğunu bildiğimiz bir şey olduğu için burada dürüst soyuttur. Evet arkadaşlar, sıra sende kısmıyla yine baş başayız. Bu mevsimde akşama doğru rüzgar çıkar derken rüzgar sözcüğüne iyi bir bakalım. Rüzgar sözcüğü sizce somut mu, soyut mu? Evet arkadaşlar, rüzgar kelimesi somut. Neden? Çünkü rüzgarın sesini duyabiliyoruz. Üstelik rüzgarı saçınızla da hissedebilirsiniz. Yani bu yüzden somut arkadaşlar. Devam edelim. Her gece olmasa da ara sıra rüya görüyorum. Arkadaşlar burada rüya kelimesi gözle görülebilen bir şey mi? Hayır, rüya görürken gözlerimiz kapalı. Dokunulabilen bir şey mi? Hayır. İşitilen bir şey mi? Hayır. Tamamen bilinçaltı, yani uyku sırasında oluştuğu için ne görüyoruz ne duyuyoruz. Bu yüzden rüya soyuttur. Evet arkadaşlar, sıra geldi. Sıra sendeye. Şimdi arkadaşlar, sözcüklerimiz burada belirli. Peki anlamlarına bakacağız. Somut mu, soyut mu? Ağaç, tabii herkesin bildiği gibi görebildiği bir şey olduğu için somut. Akıl. Arkadaşlar akıl derken beyin olan organdan bahsetmiyoruz. Akıl görülemeyen, dokunulamayan bir şey olduğu için ama varlığını da bildiğimiz bir şey, hissettiğimiz bir şey olduğu için soyuttur. Kitap sözcüğünü tabii ki herkes elimize alıyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Haliyle somut. Sevgi. Sevgi görülebilen, dokunulabilen bir şey değildir. Ama hissedilebilen bir şey olduğu için soyuttur. Evet, burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepsi büyük harflerle verilmiş. Evet, ama sevgi sözcüğünde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cümleye iyi bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü cümleden cümleye değişebilir. Eğer sevgi diye bir kızdan bahsediyorsak tabii ki biz onu görebiliriz. Bu durumda sevgi somut olabilir. Şunu unutmayın arkadaşlar, cümleyi dikkatli bir şekilde okuyacağız. Ama burada tabii ki sadece sözcükler verilmiş. Gelelim sevince. Sevinç için de aynı şey geçerli. Eğer bunu da yine bir kız ismi olarak kullanırsak burada arkadaşlar bu somut olur. Ama burada dikkat edersek ilk anlamıyla ele aldığımız zaman sevinç sözcüğü arkadaşlar. Evet, biz sevinçli insanları görebiliriz ama sevincin kendisine göremeyiz, dokunamayız. Sadece hissederiz. Haliyle soyut. Arkadaşlar çay dediğimizde aklımıza evlerimizde içtiğimiz çay ya da tarlalardan toplanan yeşil saplı bitki ya da derelerin küçüğü anlamına gelen çaylar gelebilir. Bunların hepsi de görebildiğimiz, dokunabildiğimiz şeyler olduğu için somuttur. Bitki için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bitkiye baktığımızda yetiştirebiliriz, dokunabiliriz, hatta su da verebiliriz. Haliyle bitki de somuttur. Arkadaşlar gelelim korkuya. Korku görülebilen bir şey değil, dokunulabilen bir şey değil. Yani kanıtlayamayız varlığını. Ama içinde hissettiğin bir duygudur, değil mi? İçinde hissettiğin ama
kanıtlayamadığın için korku soyuttur. Arkadaşlar, şüphe sözcüğü de öyle. Şüphe de bir duygu olduğu için haliyle soyuttur. Yine demin söyledik, rüya kelimesi, rüyayı geceleyin yatarken ya da gündüz yatarken bilinçaltında oluşan bir şey olduğunu bahsettik rüyanın. Bu yüzden göremediğin için, dokunamadığın için, tadına bakamadığın için rüya soyuttur. Arkadaşlar, ben Suat Hoca. Ben de Ekrem Hoca. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca bu dersten sonra dağıtacağımız çalışma yapraklarını siz de çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, güle güle.